Ya hocam gebelikte, gebeliğin tüm evrelerinde oluşabilecek vajinal kanamalar biz kadın doğum uzmanlarının oldukça sık başına gelen ama daha önemlisi hastalarımızı çok tedirgin eden durumlar. Hemen hepimiz çok sık olarak günün her saatinde, gece yarıları da dahil olmak üzere hastalarımızdan kanama mı var diye aranıyoruz. Şimdi gebelikte kanama olması ne anlama gelir? Gebelikte kanama aslında bizi gerçekten gebelik takipleri sırasında hastayı da sık sık uyardığımız, bize böyle bir durum olduğunda bize haber vermesi gerektiği konusunda uyardığımız bir konu. Örneğin bunun dışında suyun gelirse, kanaman olursa, ağrın olursa mutlaka bize haber vermeniz. Çünkü kanamanın altında gerçekten bir sürü sebep yatabilir. Bunlar en basitinden baktığımız zaman düşük tehlikesinden, düşük ya da bebeğin eşinden kanamalar gibi ağır bir spektruma kadar geniş bir alan içerisinde her bir sürü sebebi olabilir bu kanamanın. Böyle bir kanama olduğunda bizim mutlaka bunun içerisinden hangisi olduğunu tanı koymamız ve buna göre bir yönetim planı belirlememiz gerekiyor. Bunun için önemli bir şikayettir. O zaman gebeliğin farklı evrelerinde, yani erken gebelikte kanama nedenleri farklı, geç gebelikte daha farklı. Şimdi ben daha çok erken gebelik için, çünkü düşükten bahsetmek istiyorum. Yani abortus diyoruz. Erken gebelik kayıplarından bahsediyoruz. Abortusu nasıl tanımlarız? Düşük nedir? Aslında düşük dediğimiz, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamalarına göre baktığımız zaman 20 haftanın altında olan ya da 500 gramın altındaki bir fetusun sonlanmasına, bir vajinal yoldan düşmesine, vücudundan çıkmasına düşük olarak isim veriyoruz. Bunun üstündekilere genellikle canlı ya da ölü olsun doğum diyoruz. Dolayısıyla sınırımız genellikle bu şekilde. Peki düşük neden olur? Düşük yapan bütün hastalarımızın bize ilk sorduğu ve ısrarla sorduğu soru bu. Neden oldu hocam? Niye düştü bu çocuk diyor. Düşük sebepleri nelerdir? Düşüğün aslında birçok sebebi var. Düşüğün her zaman sebebini bulmak mümkün değil. Gerçekten çok zor. Bir sürü şey olabilir. Düşüklerin altında bir genetik hastalık da olabilir. Bir rahim ağzında yetmezlik olması gibi bir durumdan dolayı gebelikler erken haftada sonlanıyor olabilir. Annenin bir takım hastalıklarında bebeğin kalp atışının anne karnında durması gibi problemli olabilir. Bazı infeksiyonları anne gebelik sırasında geçirdiğinde bebeğe zarar verip gebelik sonlanabilir. Gene infeksiyon gibi bazı teratojen dediğimiz bebeğin gelişimine zarar verebilecek bir takım radyasyon gibi, ilaç gibi bazı maruziyetlerin durumunda gebelik sonlanabilir. Dolayısıyla düşüğün birçok sebebi olabilir. Aslında bunun sebebini kesin olarak belirleme şansımız da çok mümkün değil. Peki, gebelikte her kanama düşük belirtisi midir? Gebelikte her kanama düşük belirtisi diyemeyiz tabii ki. Bir sürü sebebi olabilir. Özellikle küçük haftalarda tabii bir kanamayla karşılaşıyorsak, ilk 5 ay içerisinde karşılaştığımız kanamalarda düşük tehlikesi olarak öncelikle tanılarımız başlıyor. Fakat muayenemize göre bunun diğer tanılar da işin içerisine girebilir. Ne yapıyoruz? Gebelikte, erken gebelikten bahsediyorum. İlk 3 aydaki bir gebelikte kanama oldu. Hasta bize geldi. Ne yapıyoruz? İlk 3 aydaki bir gebelikte kanama olduğu zaman öncelikle bir muayene etmemiz lazım. Fetus içeride yaşıyor mu, sağlıklı mı? Rahim ağzında bir açılma var mı? Acaba düşük gerçekleşmek üzere mi? Önlenemez bir düşük mü? Yoksa rahim ağzında bir açıklık yok. Fetus içeride sağlıklı. Sadece düşük tehdidi düzeyinde bir kanama mı bu? Bebeğin eşiyle ya da bebekte görebildiğimiz o dönemde böyle bir büyük, majör bir anomali bir problem var mı? Bunlara bakıyoruz. Onun dışında kanamasını eğer bunlar yoksa kanama takibi, belli bir süre istirahat aslında yeterlidir. Gidişatı engelleyecek aslında yaptığımız tedavilerin gidişatı iyileştirdiğine yönelik çok bir fayda ne yazık ki yok elimizde. Dolayısıyla düşecek olan gebelik aslında düşüyor, devam edecek olan gebelik de devam ediyor. Hastamız rahat olacak. Düşecekse düşecek. Kesinlikle. Düşmeyecekse de devam edecek. Aynen. Peki düşük tanısını koyduk. Bundan sonra hasta da düşük yapamadı. Yani içeride kalp atışı yok ama dışarı atamadı. Biz bu durumda illa kürtaj yapmamız gerekiyor mu? Ya da neyi tercih ediyoruz daha çok? Şimdi bebeğin kalp atışı içeride durdu. Dolayısıyla bebek artık canlılığını yitirmiş durumda. Bu gebeliğin sonlandırılması lazım. İçerideki o dokunun, fetusa ve bebeğin eşine yönelik olan dokunun vücuttan çıkartılması lazım.
bu kendiliğinden başlayabileceği gibi kendiliğinden belli bir süre başlamayabilirdi. Ama bunu uzun süre içeride bırakmak hem beklenmedik vakitte bir kanamanın başlamasına, gecenin bir saati uygunsuz bir yerde ya da bir kanamanın başlamasına ya da bazı enfeksiyonla ilgili durumlara yol açabileceği için bunu eğer kendiliğinden düşük başlamıyorsa o zaman bizim tercihimiz bunu içeriden sonlandırmak, ilaçla ya da mekanik olarak bunu düşüktürmektir. Bir de yine çok sık sorulan bir soru, kendim için de soruyorum bunu. Düşük yatmış bir kadın bir daha ne zaman hamile kalabilir? Beklemesi gerekir mi? 3 ay, 5 ay mı beklesin? Hemen eve kalabilir mi? Aslında ilk 3 aydaki düşüklerde mesela çok fazla bir bekleme süresine gerek yoktur. Burada dediğiniz gibi 3-5 ay bir vakit daha folik asit kullanarak eğer elimizde araştıracağımız tekrarlayan bir düşükse, tekrarlayan düşüğe yönelik yapacağımız tetkikler varsa eğer ya da annenin bazı hastalıkları varsa düşüğe yol açabilecek, bunları kontrol altına almakla uğraşacaksak, bunları tamamladıktan sonra hasta da folik asit kullanacak gebelik öncesinde önerdiğimiz üzere. Bunları tamamladıktan sonra tekrar gebe kalabilir.